Manşete hoş geldiniz. Bugün 2 saat kadar geciktim. Sebebi gündem o kadar kalabalık ki bazı bilgileri güncellemeniz gerekiyor, yeniden yazmanız gerekiyor, üzerinden tekrar geçmeniz gerekiyor. Belki çarşamba günleri manşet olmamasının da tesiriyle gündem biraz birikiyor. Fakat normalde ben 5-6 saatlik bir hazırlıkla bu yayını yapabiliyorum. Tabii her gün bakmanız lazım. Fakat bugün 8 saati geçti. 8 saati geçti ve artık bir yerde noktalı virgülü koyup yayını yapmam lazımdı ve... Karşınıza çıktım. Fakat gelişmeler çok sıcak. E, günde iki iki yayın yapmayı gerektirecek kadar e, sıcak. Fakat e, şuna şu gün ona ne imkanım ne de e, mesaim izin vermiyor. Ekranda hazine maliye bakanı Mehmet Şimşek'in Mercedes. Mercedes S400'ünü görüyorsunuz niye e, bu görüntüyle başladım çünkü Mehmet Şimşek hazine maliyenin başında ve ülkede ekonomi deyince akla gelen bir numaralı isim ve o ne yaparsa nasıl örnek olur, olursa nasıl yaşarsa ne söylerse filan çok yakinen takip ediliyor emin olabilirsiniz Erdoğan'dan daha yakın takip edilen bir politikacı şu anda Türkiye'de çünkü bir numaralı gündem ekonomi ekonomik buhran kriz ne derseniz bir takım açıklamaları var birazdan bakacağız. acı ilaç zehre dönüşecek diyor. bir yıllık geçiş dönemi sona erdi. Program asıl şimdi başladı diyor. Filan. Fakat birkaç ay önce de TOG kullanılacağını, yerli elektrikli oto kullanılacağını açıklamıştı kamuda. Fakat kendi kullanmıyor. Yani siz söylediğinizi kendiniz yapmazsanız inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Hazine maliyenin başında bir bakarsınız. İşler yani Ankara'da da, İstanbul'da da işlerinizi takip etmek için birer TOG aracı neyse tahsis edilebilir size veya kiralanabilir neyse. Fakat bunu yapmıyorsunuz. O açıdan önemli. O açıdan önemli. Dünyada sıcak para arayışında ve buna carry trade diyemezsiniz İngilizcesiyle diye de bir açıklaması olmuş. Tüm dünyada sıcak para olarak bilinen bir tabir esasen. Fakat dediğim gibi Türkiye'de kavramları dile getirirken de Devlet yetkilileri dikkatli olmaya çalışıyor. Yani IMF demiyor, Dünya Bankası ile anlaşma yapmayı tercih ediyor. Ne bileyim sıcak para demiyor çünkü o başka bir yere gidiyor. Yani programa bağlısın veya değilsin. Fakat sıcak para demek yüksek faizle borçlanmak demek. Yani hem de döviz üzerinden. Bu demek ama bunu, bu da ancak kur istikrarıyla söz konusu olabilir. Bu da programa bağlıdır. Hepsi birbiriyle ilişkili. Ondan dolayı rahatsız oluyorlar kritik edilince. Eleştirilince de, evet. Başlayalım sıcak gündemle. Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalanmış, daha doğrusu gözaltına alınmış. Onunla başlayacağız. Serdar Sertçelik kim? Bu Ayhan Bora Kaplan soruşturması, davası, iddianamesi neyse artık büyük bir fırtınaya yol açmıştı. Son birkaç haftadır özellikle iktidar ortakları AKP ile MHP arasında ve bu fırtınayı başlatan, bu kaosu başlatan, bu gerilimi başlatan ve operasyonları başlatan isim Serdar Serçelik. Yani iddianameye eklenecek isimlerle AKP'lilere veya AKP'li bir takım bakanlara falan operasyon çekilecek. Onların bir takım kirli ilişkileri ortaya dökülecek işte Ayhan Bora Kaplan'la bağlantıları veya Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantıları çerçevesinde filan diye esasen Serdar Serçelik sanık konumunda sanık konumunda olmasına rağmen aynı zamanda tanık konumunda İkisi bir arada olmuyor ama Türkiye'de oluyor bunu da nereden öğrendik? Müyesser Yıldız'ın paylaştığı mesajda öğrendik. Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de M7 kod adlı gizli tanığı Firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalanmış. Bugün gündem çok Macaristan yaptı. Üç haber var arka arkaya. İlki bu. 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklanmış. Evet. Macaristan kanunlarına göre böyle oluyor demek ki. 6 Temmuz demek nereden baksanız bir, bir yani 5 hafta kadar falan tutuklu kalacak. Bakalım ne olacak? İş nereye gidecek? Bu konuları yakinen takip etmek gerekiyor. Türkiye iadesini talep etti mi veya işte bu belge Macaristan makamlarına gitti mi? Macaristan makamları bunu değerlendiriyor mu? İade edilmek üzere mi tutuklandı veya işte 6 Temmuz'a kadar bu değerlendirilip ona göre mi bakılacak? Hepsi şu anda üzerinde bir sis perdesi olan konular ama bu Serdar Serçeli'nin de Macaristan'da tutuklanması ve Türkiye'ye iade ihtimalinin olması bu konunun en az 5 hafta daha yakın bir biçimde, sert bir biçimde, ve yeni detaylarla gündemde kalacağını gösteriyor. Gündem Macaristan yaptı demişken yani bir diğer konuda işte e, uluslararası Koperya turnuvasında şampiyon olan milli sporcu Melis Umay vize başvurusu reddedildiği için önümüzdeki günlerde yapılacak 2024 Avrupa Kaporya mı Koparya mı ben de ilk defa duydum yani tam telaffuzunu da bilmiyorum bu şampiyonaya katılamayacakmış. Yani bununla ilgili haberleri okudum. Mesela Cumhuriyet yazmış bu haberi ama bu nedir? Yani bu şampiyon nedir? Ne sporudur falan yok. Açtım baktım işte bu konudaki derneğe nedir bu diye ve orada görülüyor. İşte bu efendim dövüş, dans, müzik, akrobatik öğeleri bünyesinde bulunduran bir dövüş ve savunma sanatıymış. Evet. Vize engelinden dolayı bir şampiyon. Avrupa'daki turnuvaya katılamıyor. Mesele bu. Turnuvanın ne olduğunun da ötesinde. Daha önce şampiyon olmuş bir sporcumuz. Yarın başlayacak turnuvaya vize vermediği için Macaristan ki bir video da paylaşmış sosyal ağlardaki hesabında gidemiyor. Yani onun için birkaç gün önce e, A milli kadın voleybol takımının milletler kupası için Amerika'ya seyahatinde neden business class'ta uçurulmadılar da ekonomide uçuruldular eleştirileri üzerine şunu söylemiştim parantez içinde. Neyse ki vizeleri varmış gidebilmişler. Hani ekonomi sınıfı onun daha arkasından geliyor. Ekonomi sınıfında oturtulmaları veya orada seyahat etmeleri. Neyse ki vizeleri varmış ve seyahat edebilmişler. İşte vizesi olan şampiyonlar gidemedi. Gidemiyor. Yani böyle bir dönem. Bir başka Macaristan haberi. Gündem Macaristan yaptı. Evet. Üçüncü Macaristan haberi. Macaristan Büyükelçiliği Macaristan'a gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan Türk vatandaşının pasaportunun arasına uyarı koymuş Türkçe. İşte o uyarı notu da var. T24'ten Asya Tek Yaşar'ın haberi. Notta vizenin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetimi için dönüşte Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne pasaportla gelinmesi isteniyor. Yani hem vize veriyor hem de dönüşte kontrol ediyor. Geldin mi, gelmedin mi, burada mısın? Bambaşka uygulamalar, acayip şeyler. Ki zaten şu anda e, Schengen vizesi başvurularının her beş başvurudan biri reddediliyor. Sporcuya bile vermiyorlar. Verince de böyle veriyorlar. Yani e, belli ki dönüşünün garanti ol, olduğu olacağı olabileceği konusunda hala tereddütleri var ve ülkelere mahsus böyle uygulamalarla e, dikkat çekiyorlar. Ve bu elbette ülkenin itibarıyla ilgili bir konu. Bir dizi bugün başlık var ve o başlıkların sonunda bir yere bağlayacağım. Her şey esasen hukukta bağlanıyor. Her şey bu girişte bahsettiğimiz sıcak para konusu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları, çeteler operasyonu, çeteler operasyonu adı altında arkasında yaşanan iktidar savaşı ama hepsi ama hepsi hukukun bittiğini gösteriyor. Hukuk bittiği için de bütün bunlar insanlarımızın başına geliyor. Bir başkası Macaristan'dan çıktık ama gene bu vize meselesiyle ilgili. Kenya açtım baktım gerçekten bu konuda böyle de bir uyarı var upuzun. Yeşil pasaportlu Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Yeşil pasaport diye geçiyor bizde pasaportun renginden dolayı ama hususi pasaport esasen. Bu daha çok devlet memurlarına verilen bir pasaport. Ve onlar ...dünyada 118 ülkeye gidebiliyorsunuz... ...Türkiye pasaportuyla... ...biraz daha fazla ülkeye gidebiliyorsunuz... ...vize gerek... E, ...gerekmeksizin... Bunla, ...bu ülkelerden en önemlisi de elbette Schengen ülkeleri... ...yani Avrupa ülkelerine de İngiltere değil... ...Avrupa ülkelerine de... ...vizesiz gidebiliyorsunuz... ...fakat Kenya yani... ...Afrika'nın Kenya'sı bile... ...yeşil pasaportunuz varsa dahi... ...vize alacaksınız ve bunun da ücretini vereceksiniz... ...diye bir uygulama başlattı... ...muameleye bakar mısınız? ...o arada... Dünya Gazetesi'nden bir haber. iş dünyasının yeni düzenleme için bastırıyor. Yeşil pasaportta 140 bin ihracatçıya yer açılmalı. Avukatlar istemişti ve Metin Feyzoğlu hatırlayın. Barolar Birliği Başkanı iken saraydaki bir törende Erdoğan bunu söyleyince avukatlara yeşil kart, yeşil pasaport müjdesini verince avuçlarını patlatırcasına alkışlamıştı. Avukatlar aldı bunu. sırada eczacılar var. Mali müşavirler var. Gazeteciler var. İhracatçılar da istiyor. Dolayısıyla yani esasen yeşil pasaport bir ayrıcalık olmaktan da çıkıyor. Yani memurlara veriyorsun. Gazetecilere ver, eczacılara ver, mali, mali müşavirlere ver. Ne bileyim iş dünyasına ver, sporculara ver falan. E zaten bunlar seyahat ediyor. Ki bu da zaten olayı sulandıracağı için devlet bunu vermekten kaçınıyor. Çünkü bir noktadan sonra artık yeşil pasaporta da vize istenir. Siz bunu da suistimal ettiniz denir. Ona da vize istenir ki gri pasaportun nasıl patladığını biliyorsunuz. O da ayrı bir hizmet pasaportu. Dönelim. Seferberlikle ilgili geçtiğimiz hafta birkaç yayın yaptım üst üste ve bir takım işaretleri alt alta sıralamıştım. Evet bu konudaki işaretler çokça arttı ve en son Erdoğan grup konuşmasında Amerika'ya parmak salladı. Ey Amerika bu kan senin eline de bulaştı diyerek ilk defa İsrail Gazze, İsrail'in Gazze'de, Gazze'de ki katliamlarına ilişkin olarak Amerika'yı, bu işin arkasında Amerika'da var diyerek, senin eline de kan bulaştı diyerek Amerika'yı suçladı ama Amerika e, tepkisinin ardında Erdoğan'ın bir türlü alamadığı, Joe Biden döneminde bir türlü alamadığı Beyaz Saray randevusu var. İlişkiler gergin, bu randevulaşma olmadığı için de e belli ki arkada ne dönüyorsa Erdoğan artık kürsülerden de Amerika'yı hedef almaya başladı. Şu günlerde dışişleri bakanları NATO dışişleri bakanları zirvesi çerçevesinde bir araya gelecekler ama Temmuz'da bir NATO zirvesi var. Bakalım orada ne olacak. O zamana kadar muhtemelen Erdoğan üst perdeden konuşmalarını sürdürecek. Ama bu tek başına böyle de değil. Bu sözde seçim kabul edilemez meselesi, Milli Savunma Bakanı'nın Yaşar Güler e, Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusuna ilişkin bir mesele. Bu son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da gündeme geldi. Suriye'nin kuzey doğusunda bir yerel seçim hazırlığı var. Suriye demokratik güçlerinin 11 Haziran'da bununla ilgili. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından bu kabul edilemez diyor ama Suriye'nin içerisinde senin askerlerin var. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki ciddi bir bölgeyi yönetiyorsun. Hem askeri olarak orada orayı tutmuş durumdasın hem üstlerin var hem de... ...orada ticaret yapıyorsun... İş ...dünyasından insanları götürmüşsün... ...zeytin ticaret, ticareti yapıyorsun filan yani... ...Suriye'nin toprak bütünlüğüne başta Türkiye... E, ...saygılı değil ama... E, ...tutturabildiğine şu anda... ...şimdi dönelim MGK bildirisine... ...MGK bildirisindeki şu satırlar... ...gerçekten dikkat çekici... E, ...Irak ve Suriye'de... E, ...terör örgütünün gasp ettiği... ...topraklar... ...işte terör yuvası haline geldi filan gibi bir cümle var... ...yani gasp edilmiş toprak olarak vurgu var. Terör örgütüne destekle Amerika ve müttefikleri kastediliyor ve bu bir şekilde bertaraf edilecek diyor. Yani gerek terör örgütü, gerekse onun arkasındaki destekçileri ve bir oldu bittiye fırsat verilemeyecek, verilmeyecek diyor. MGK bildirisi bu konuda son derece sert ve kararlı görünüyor. Önemli. Önümüzdeki dönemde bir seferberlik söz konusu olur mu? Amerika ile ilişkiler Tekrar bozulur belki belki de bir daha düzelmemek üzere ya da bu bir karşılıklı inatlaşma ya da bir diplomatik e, manevra mı? Bunu zamanla göreceğiz ama önümüzdeki 4-5 hafta belli ki sıcak bir biçimde bununla geçecek. Tatbikatta konuşmuş Efes Tatbikatı'nda e, Erdoğan ki zaten oradaki imajla yani bir başkomutan imajıyla fotoğraflar verildi, servis edildi bugün gün boyunca. Türkiye e, güney sınırlarının hemen ötesinde teröristan... Kurulmasına asla izin vermeyecek diyor oldu bittiler karşısında ne daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık aynı durumda karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz oldu bittiden kasıt 11 Haziran'daki yerel seçim ee, Suriye demokratik güçlerinin kendi hakim olduğu bölgede yapılacak filan hiçbir tehdide boyun eğmeyiz falan diyerek de gene e, dış güçleri kastediyor tırnak içinde söylüyorum oldu bittiden kasıt evet. E, Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz." demiş ki bu Suriye Demokratik Güçleri'nin 11 Haziran'da ilan ettiği yerel seçimler. Erdoğan'ın lafını tırnak içinde veriyorum. Dolayısıyla burada bir şey pişiriliyor. Erdoğan da işte e, malum kostümüyle aslında kostümünde bir şey yok da şapkayla. Şapka ve gözlükle onu tamamlıyor. Genelkurmay Başkanı'yla bu fotoğrafı verdi Efes tatbikatında. Bir şeyler pişiyor. Yakın zamanda bunu anlayacağız. AKP içerisinde bir rahatsızlık var. Yani esasen e, Erdoğan iktidarını, pozisyonunu, e, gücü el, el, elde tutma, her zaman gücü elinde tutuyordu ve ilk defa bu biraz sarsılmaya başladı. Yara almaya başladı, hasar görmeye başladı. Bunu yapmaya çalışıyor. Bir, bir yönü de bu. E, Türkiye gazetesinde dün dikkat çekici bir haber yayınlandı. Aksaçlılardan, işte bu eski tele, meclis başkanları, eski bakanlar veya AKP kurucuları olarak değerlendirebilirsiniz ama yüksek istişare kurulu üyeleri diyelim. Bülent Arınç çok galiba işte eski meclis başkanları var birkaç kişi daha. Onlar beş tavsiyede bulunmuşlar e, ve bu sızmış ya da sızdırılmış Türkiye Gazetesi bunu yayı, e, alıntılamış. Beş tavsiye işte bürokrasi bizi teslim alıyor, siyaset ön plana çıkmalı, partideki ekipleşmeye son verilmeli, gruplaşma partiyi geriye götürür, değişim olacaksa fazla uzatılmamalı bunlar hiçbir olmayacak. Bunu kendileri de biliyor. AK Parti'nin bürokratik, bürokratik oligarşiyle mücadele ederek bugünlere geldiğini fakat son dönemde bürokrasinin siyaseti teslim almaya başladığına dikkat çekmişler Aksaçlılar. Kanuni düzenlemeler, işte vatandaşta etkisi ne olacak falan bu konular dikkate alınmadan yapılıyor demişler. Yani halka bakmıyorsunuz diyor ki oligarşi deyince aklıma hep İdris Naim Şahin'in 17 Aralık günlerindeki bir bildiriyle bir açıklamayla partiden istifa etmişti. Dar bir oligark ekibin Erdoğan'ın tesir altı Erdoğan'ı çevrelediğini ve ülkeyi yönettiğini söylemişti. Şimdi Aksaçlılar 10 sene belki 11 sene sonra o noktaya geldiler veya bu noktayı teyit ediyorlar. Şimdi nasıl olacak ki değişim? Efkan kanala gazetecilerle konuşmuş. AKP ile işte ne bileyim AKP reform yapacakmış. Ankara kriterlerini baz alarak ikinci bir reform şeyi. Yani 22 sene sonra gene reform yapacak ve bu reformla da işte taraftarlarına ümit verecek. Yani diyor ki malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, mülkiyet hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler, imar kanunu bir sürü sıralamış. Bütün bu alanlarda reform yapacağız diyor. Bu her alanda AK, AKP'nin ve ülkenin dibe vurduğunun ilanı. Demek ki bütün bu alanlar da çökmüşsün sen. Ve şimdi tekrar hepsini birden ele alacaksın ve düzelteceksin. Ölme şeyim ölme yani. Şimdi dönelim Maliye Bakanı'na. Evrensel Gazetesi'nin manşeti buydu. Bakan Şimşek bir yıllık geçiş döneminin sona erdiğini, programı nasıl şimdi başladığını söylemiş, acı ilacın zehre dönüşeceğini açıkça dile getirmiş, sendikal bürokrasinin engellemelerine rağmen yoksulluğa işten atmalara karşı mücadeleye girişen işçilerse zehirli ilaca karşı yürünecek yolu gösteriyor filan. Evrensel elbette işçi kesiminin yanında ve e, o çerçevede ele almış. Böyle bir dönem, böyle bir durum. Şimdi dönelim iktidar içi kavgaya. MHP özellikle Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında fena halde yalnız ya da yalnızlaştı. Bu konu yani Sinan Ateş cinayetinde aydınlanmamış pek bir şey yok. Ve bütün oklar, Ülke Ocakları Genel Merkezi'ni ve MHP Genel Merkezi'ni gösteriyor. Bu çerçevede son görevden alma, Olcay Kılavuz'un Türkiye Büyük Millet Meclisi danışmanı iken bu görevine son verilmesi dikkatleri bu noktaya çekti. Acaba... Devlet Bahçeli kelle mi verdi gibi bir e, soru var. Pek böyle düşünmüyorum. Görevden alma. Yani AKP de öyle yapıyor ya görevden alıyor. Bir yerden başka bir yere sürüyor. Bir süre dinlen, dinlendiriyor. Bunun gibi bir şey yaptı Devlet Bahçeli de. Yoksa herhangi birini gözden çıkardığı olacağı kılavuz bile olsa... E, ...adalete teslim edemez, yargıya teslim edemez. Çünkü onunla başlayan e, veya onunla tetiklenecek süreç... ...Ülke Ocakları ve MHP Genel Merkezi'nde bir düzine... ...yöneticinin ve Bahçeli kurmayının... ...okkanın altına gitmesi demek... ...bizim oranın tabiriyle. Yargının önüne çıkması demek. Sinan Ateş cinayeti bağlantısı son derece net... ...iddia o ki... E, ...Tolga Han Demirbaş ki... ...onun da Sinan Ateş tetikçisini... ...aracıyla şehir dışına çıkardığı... ...tespit edilmiş görüntülerle var. Tolga Han Demirbaş... E, ...Olcay Kılavuz'un evine gidiyor. Saklanıyor cinayetten sonra polis de gidiyor... ...onu oradan alıyor. O sırada Olcay Kılavuz... ...Mersin Milletvekili dokunulmazlığı var siz gidin sahibiniz gelsin diye polislere çıkışmıştı. Bununla dikkat çekmişti ve ondan sonra da hep zaten korunma, koruma altındaydı. Fakat şu oldu Mayıs 2023 seçimlerinde Sinan Ateş cinayetinden birkaç ay sonra Mersin Milletvekili olacağı kılavuz dördüncü sıradan yani seçilemeyeceği bir yerden aday gösterilerek saf dışı edildi. Her ne kadar mecliste bir koltuk verilse de bu bir yönüyle de bir yıpranma tazminatı veya yıpranma bedeli olarak da görülebilir. Onun da altını çizelim. Evet. Eski ülke ocakları başkanı e, Ahmet Yiğit Yıldırım, Olcay Kılavuz, işte ve Sinan Ateş. Yani bu üç isim üzerinde e, düğümleniyor. Yani iki ülke ocakları başkanının eski ülke ocakları başkanını katletmesi senaryosu üzerine düğümlenen bir olaydır. Sinan Ateş soruşturması. Bakalım ne olacak? Halk TV'den Seyhan Avçar'a konuşmuştu iddiaları reddetmişti filan neyse namusum şerefimle filan uzun yıllar görev yaptım. Ne bileyim böyle bir şeye rızam yoktur. işte hukuk sonuna kadar gitsin, olay çözülsün filan gibi açıklamalar yaptı ama... ...bu açıklamaların partiden izinsiz yapıldığı gerekçesiyle TBMM'deki danışmanlık görevine son verildi. Fakat o günden bu yana yok ortada. Cevheri Güven onu yazmış... 24 Mayıs'ta Halk TV'ye konuşmuş ve mesajını Bahçeli'ye vermişti. Kılavuz en son 21 Mayıs'ta tweet atmış. Normalde Bahçeli'nin tüm konuşmalarını paylaşırdı. MHP geleneğinde görevden alınanlar genel başkana teşekkür eden, emrinde olduğunu belirten bir açıklama yapar. Kılavuz böyle bir açıklama da yapmadı şimdiye kadar. Polis korumasının alınmasında fayda var eğer hala yurt dışına çıkmadıysa diyor. Ki gerçekten Twitter hesabına baktığınızda son paylaşımı 21 Mayıs'ta Bahçeli'nin bir açıklaması. Onu RT'lemiş. X platformunda yeni adıyla. Şimdi dönelim bu fotoğraf çok konuşuluyor. Bu fotoğraf bir gün gazetesinde cephane, cephaneliğe hakim manşetiyle çıktı. Timur Soykan haberi. İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Oktay Tavur. Adliyedeki dinlenme odası. Ve burada arkada Kalaşnikovlar, uzun namlulu silahlar neyse ve tabancalarla bir pano yapmış. Onun önünde Dikkat buyurun HSK teftiş kurulu başkan ve yardımcıları ile poz veriyor. Yani büyük bir skandal fakat bunun üzerine Yılmaz Tunç bu konuda inceleme başlattık diyor. İnceleme ve soruşturma başlattık diyor. İnceleme ve soruşturmayı HSK yapacak. E, HSK başkan ve yardımcıları orada. HSK teftiş kurulu başkan ve yardımcıları orada. İnceleme ve soruşturmayı bunlar yapacak. Yani bir yönüyle Kalaşnikov incelemesini veya soruşturmasını poz veren soruşturacak. Onu yazmış zaten Timur Soykanda. Oktay Taburla birlikte cephane önünde poz verenler zaten HSK Teftiş Kurulu Başkan ve yardımcıları. Yani bunu görüp soruşturma soruşturma açması gerekenler, bunu görür görmez soruşturma açması gerekenler İlla bununla ilgili bir talimat olması gerekmiyor. Evet. Ayrıca Oktay Tabur demiş ki silahları Yargıtay Başkan ve e, müfettişleri çok beğendi demiş. Evet. Yani yargının da nasıl çeteleştiğini ve mafyalaştığını görüyorsunuz. Süleyman Soylu gitti Ali Yerlikaya geldi. Bir de şöyle bir taraf var. Özellikle bu Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmalarında AKP daha sinsi bir tutum izliyor ve bilgi ve belgeleri özellikle muhalif görünümlü Halk TV, Sözcü TV ve Nov TV gibi yayın organlarında çalışan gazetecilere sızdırıyor ve oradan patlıyor bu. MHP de bundan rahatsız. Ondan dolayı Bahçeli zaten Halk TV, Sözcü TV ve e, şeyi şer odakları falan dedi. E, şeytanlaştırdı. Ve Olcay Kılavuz Halk TV'ye konuştuğu için gitti. Yani böyle de bir yönü var. Bir yönüyle de AKP bu iletişimi iyi götürüyor. Öteden beri bu tür kirli işleri, pislikleri hep ortağına yükleyen bir profili vardır Erdoğan'ın. Şimdi Ali Yerlikaya operasyonlar yapıyor, çetelerle mücadele ediyor, mafya ile mücadele ediyor, göz açtırmıyor falan. Bak işte gerekirse gidiyor devlet bahçeliye briefing veriyor falan. Ama bütün bu kirli işlerin hepsinin düğümlendiği yer ülke ocakları ve MHP. Dolayısıyla bu konuda da mahir. Ayrıca Ali Yerlikaya içeride ve dışarıda pek çok gazetecinin de muhalif görünümlü, görünümlü gazetecinin de enteresan bir şekilde sempatisini kazanmış durumda. Süleyman Soylu demişken Ali Canoğlu da paylaşmış. Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu diyerek reklamını yaptığı bataklık davasında tüm sanıklara beraat verilmiş. Yani Necat ve Çetin Gören de ele geçirilen uyuşturucudan kazanıldığına ilişkin delil olmayan ve kaynağı açıklanmayan paranın kara para kabul edilmesi mümkün değil denmiş. Ayrıca gözaltı sırasında el konulan silahlar iade edilmiş filan. Evet. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu nasıl patladı? Yani bir, bir yönüyle de bu var. Yani soylu demek bir yönüyle MHP demek. Devlet Bahçeli'nin himayeleri biliniyor. Soylunun en büyük operasyonu da böyle patlamış oluyor. Patlatılmış oluyor. Bir yanda, bir, bir yanda iktidar yeni bir takım operasyonlar yaparken bir yanda da eski operasyonlar yani bir önceki bakanın operasyonları böyle tek tek patlatılıyor. Türkiye. Ulaştırma Bakanı'nın telefonu klonlanmış Türkiye'de Türkiye'nin siber savunma ve güvenliğinin en tepesindeki isim. Haber bu kadar esasen. Haber bu yani sözcüden kestim getirdim. Haber bu. Siber güvenliğin başındaki ismin telefonu klonlanmış. Sonra el alemin attıkları tweetlerle filan uğraşıyorlar yani. Şimdi Cengiz Çandar'ın siber güvenlik demişken başka bir konuya dikkat çekiyor. Enteresan ve dışişleri kaynaklarından dışişlerinin içinden aldığı bilgiyi paylaşıyor. Cengiz Çandar bir gazetecidir ve aynı zamanda Dem Parti milletvekili Diyarbakır. Dışişlerinde diyor, Baylok benzeri bir uygulama var, chat in diye biliniyor. Bakan birkaç kişi hariç tüm dışişleri mensuplarına yurt içi yurt dışı bu uygulama yüklenmiş, yazışma, bütün iletişim ve silinen mesajlar dahil olmak üzere her şey ile kontrol altında. Pot yani mensuplarına diyor, potansiyel casus muamelesi yapan bir dışişleri söz konusu, ee, rahatsız dışişleri mensupları bundan, rahatsız oldukları için de bana ilettiler. E, ayrıca diyor kariyer diplomatı olmayan Dışişleri Bakan Yardımcılarından birinin vize şirketleriyle ilişkisi var. Orada da bir biçimde bir rant düzeni veya bir ne bileyim bir akçeli bir düzen kuruldu diyor. Evet enteresan bir iddia son derece önemli ama kim üzerine nasıl gidecek? E, i̇ddia sahibi Cengiz Çandar olunca da iddia iddia ettiğiyle, edildiğiyle kalacak gibi bir durum işte bütün bu anlattıklarımızın gelip bağlandığı yer. Yargıtay Ulusal Başkanı Profesör Doktor Sami Selçuk Demokrasi Vakfı'nın etkinliğinde konuşmuş. Türkiye'de Bugün verilen kararların %99'u geçersizdir. Çünkü mahkeme yargıcı değişmez. Dünyanın hiçbir yerinde değişmez. Bizde eskiden yedek yargıç gibi bir uygulama vardı. O da kullanılmıyor demiş. Yani yedek yargıç duruşmaları takip eder. Asil yargıcın başına bir şey gelirse veya çekilirse o duruş, duruşmalara hakim bir yedek yargıç olarak onun bıraktığı yerden devam eder. O da neden uygulanmıyor falan diye sormuş. Neden uygulanmadı ortada. Yani ayrıca bir coğrafi güvence verilemiyor. Hala verilebilmiş değil. Yani yargıçlar veya savcılar aldıkları kararlardan dolayı görevlerinden olabilirler. Haklarında soruşturma açılabilir. Ne bileyim, içeri atılabilirler. En iyimser tahminle sürgün edilebilirler. Yani onun garantisini de hala devlet verebilmiş değil. Lafta ama hala verebilmiş değil. Nasıl olsun ki? Bakın bir tane örnek karga kafası çizmiş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hatice Kocalar 75 yaşında 45 kilo Denizli Tavas Aydan köyünden e, tarlasına girmek isteyen maden ocağı görevlisi 5 erkeği darp ettiği gerekçesiyle 45 kiloluk kadın e, 75 yaşında 5 yıl hapis cezası ile yargılanıyor. Yine bu zihniyet ülkede kaynak bırakmaz bir günün haberi öngörüsüzlük 5.2 milyar TL'yi çöp etti diyor. AKP iktidarı kamu ihalelerindeki öngörüsüzlük nedeniyle yılın ilk yarısında İlk çeyreğinde özür dilerim 5.5 milyar TL'lik harcama yapmış. Yani acayip bir şey. Yani nedir diye baktığınızda işte kamu ihaleleri 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 kentte gerçekleştirilen ik ikmal ihaleleri sonrasında yine 2024'ün Ocak Nisan döneminde 21 ikmal ihalesi filan milyarlarca liralık kamu kaynağı kullanılmış ve karşılığı yok. Çöp. Çöpe atılmış para. Yani Mehmet Şimşek'in dönüp bunlara bakması gerekmiyor mu? Bir başka dram. 100 hamileden 15'i çocuk. Şanlıurfa'nın işte Harran, Eylem, Pınar, Akçakale ilçeleri ve ağırlıklı olarak göçmen. Herhangi bir bildirim yapılmadığı, kayıtları olmadığı için de haklarında işlem yapılamıyor. Artarak büyüyen riskler, dramlar bunlar. Önümüzdeki birkaç nesli etkileyecek, etkilemesi söz konusu olan dramlar. Ya nasıl olmasın ki? Şimdi e, Ulaştırma Bakanı'nın e, bir şirket uçağıyla seyahati istisnai bir uygulama değil diye bir gün gazetesi manşetten vermiş. Şirketlerle yapılan sözleşmelerde personelin layığıyla ayar, ay ağırlanması şartı konmuş. Yani buna e, şey başlığı atmış e, ballı ihalelere lüks gezi şartı. Sonra tabii e, biz e, Filenin Sultanları'nın Amerika'ya ekonomi sınıfında ziyaretini veya işte seyahatini konuşuyoruz filan. Neyse ki Almanya'yı 3-1 yenmişler yorgunluğa rağmen. Fakat maçta performanslarının pek iyi olmadığı söyleniyor. Dönüşte de biznes uçacaklarının garantisi verilmiş ama geçti bir kere. Aslında gidişte uçsalar daha iyi olurdu. Ha diyeceksiniz ki başka ülkelerin sporcuları böyle mi? Türkiye'de kendi nevi şahsına mahsus şartlar var. Ama bu Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini kastederek söylemiyorum. İsrafın kitabını yazdın 8 uçak kullanıyorsun diye cevap vermiş Erdoğan'a. Onlar onu duyacak anlayacak noktada değiller. Kendi yaptıklarının kendileri bin mislini yapıyor. Belki on bin mislini, yüz bin mislini, milyon mislini yapıyor. Fakat siz dikkat edeceksiniz. Bu işin azı çoğu yok yani. Mesele o. O arada Özgür Özel Gezi yıl dönümü şu günler. 11. yıl dönümü Gezi eyleminin. 3 Haziran 2022'de Gezi tutuklarını, tutsaklarını ziyaret etmiş. Başta Can Atalay ve Osman Kaval olmak üzere tweet atmaktansa veya X platformunda sosyal ağlarda bir güzel anlamlı bir grafik paylaşmaktansa onları ziyaret etse daha doğru olur. Ama Türk e, enteresan bir şey CHP Genel Başkanlığı koltuğundan gidince bu ziyaretler kesiliyor. Şey, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna gelince çıkınca bu ziyaretler kesiliyor. Gidince ziyaretler başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi gibi. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Can Dündar paylaşmış ki bu esasen muhalefetin kulağına küpe bir mesaj. 14 Mayıs seçimin birinci turu gecesi paylaşmış bunu. Sonuçlar netleştikten ve seçim ikinci tura kalınca bir yıl önce. Can Dündar. 20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı yok demiş. Kesinlikle öyle. Ahmet Uğurlu vefat etti. Ee, çok üzüldüm. Ee, bizim gençliğimizde gerçekten onun dizileri, filmleri e, onları seyrettik. Onlarla da büyüdük. Bugün yeni nesil takip ediyor mu edebiliyor mu bilmiyorum. Mühim bir aktördü, mühim bir oyuncuydu. Tabutlar Öbaşatay'la tanındı. Ee, 71 yaşında vefat ettiği ya da 72 yaşında vefat ettiği söyleniyor. İşte Cem Yılmaz'ın mesajıyla öğrendik fakat neden vefat ettiğine dair bir veriye, bir bilgiye ulaşamadım. Bizde biraz öyle oluyor. Birisi vefat ettiği zaman benim ilk baktığım şey, insani bir meraktır bu, neden vefat etmiş, kaç yaşındaydı, son günleri veya son ayları, yılları nasıldı, son onun paylaştığı bir video veya fotoğraf var mı, son çekilmiş, vefatından önce filan. Bunların hiçbiri yok. Yani maalesef o kadar taradım bulamadım. E, cenaze törenine kadar pek çok ayrıntı var ama bunlar yok. Bu konuları biraz atlıyoruz biz e, Türkiye'de. Gazetecilik de atlıyor. Herkes birbirinden klonlayıp haberi yapıyor. Bilgiye erişim hakkı olanlar da e, bunun için çabalamıyor. Öğrense bile e, ilişkilerinden dolayı e, yayınlamayı tercih etmiyor. Bunu yanlış buluyorum. Batı'da bunların hepsi e, layıkıyla like yapılıyor. Kişinin son mesajı, son fotoğrafı, son videosu, neden vefat etmiş, kaç e, aydır eğer hastalıksa o hastalıktan muzlar ipmiş filan neyse. Kadir İnanır iyi haber kontrol için hastaneye yatmış güzel bir iletişim götürüyor Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Zülide Kural ve Kadir İnanır'ın her adımını tedavisinin her adımını paylaşıyor bilgilendiriyor kamuoyunun önünde olan belli bir yaşın üzerinde sağlık problemi olan insanlarla ilgili olarak iletişimi böyle götürmelisiniz. Değilse dedikodu çıkar. Bugüne kadar mesela Kadir İnanır'la ilgili en azından bu hastalık meselesi çok iyi yönetildiği için herhangi bir dedikodu çıkmadı ve çıkmadan da Julie de Kural bunları paylaşıyor. Hastaneye gittik. Şu anda oradayız. Kontrolleri yapılıyor. Fizik tedavisi devam ediyor. İşte selamlarını iletti. Durumu iyi filan. Neyse tedavisiyle ilgili detayları şeffaf biçimde paylaşıyor. Paylaşmadığınız zaman e, yarın öbür gün çıkabilecek dedikoduları tetikleyebiliyorsunuz. İsrail Gazze meselesiyle bağlarken çok sembol bir hadise yaşandı birkaç gün önce. Nikki Haley, e, eski South Carolina valisi, temsilciler meclisi, e, kongre üyesi, en son e, Cumhuriyetçi Parti'de Donald Trump'la aday adaylığı e, yarışında yarışında dikkat çekmişti ve sonra çekilmişti. O İsrail'e gidiyor ve Gazze'ye atılacak füz füzelerin üzerine finish them İngilizcesi bitir, bitirin onları yazıyor ve imzalıyor. Çok, çok enteresan yani bu şeyin geldiği bir nokta. E, batılı devletlerin ve batılı politikacıların İsrail'in yürüttüğü katliam politikasına silme süpürme e, dümrüzetme, silindir gibi geçme. Birkaç terörist için milyonlarca halkı yerinden yurdundan etme, çocuk, kadın, dinlemeden, yaşlı dinlemeden öldürme politikasına e, arkasında yatan nedeni gösteriyor. Gerçeği gösteriyor. Finish them. Amerika love Israel always. Yani Amerika her zaman İsrail'i seviyor. Yanında ve imzasını da atmış füzenin üzerine ve o füze Gazze'de masumların üzerine düşüyor. Evet. 27 Mayıs 2000 24. Kariyerinde Birleşmiş Milletler temsilciliği de var. Ve haberler de öyle geçiyor. Ambasador, temsilci filan. Birleşmiş Milletler temsilcisi. Birleşmiş Milletler demek yani bir yönüyle insani bir örgüt yani. Ama maskeler düştü. Çok çok acayip bir şekilde maskeler düştü. Ve biz de ancak bu şekilde maskelerin düştüğünü gösteriyoruz. Yani bu politikacıların, insani, bu politikacılardan insani bir laf duymak, insani bir yorum işitmek, insani bir e, duruş beklemek, Mümkün değil artık. Çünkü öncelikleri belli. Ve kanunları veya bir takım hakları sadece kendinden olanları için isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Hükümet İşleri Direktörü demiş ki, sadece soykırımcı bir Filistin karşıtı ırkçı, İsrail hükümetinin aylardır masum Filistinlileri katletmek için kullandığı top mermilerin üzerine bitirin onları yazabilir. Evet, kesinlikle öyle. İngiltere'de seçim var. Altta yorumları okuyorum seçimlerden bahsetsene ne diye. Vallahi sıra gelmiyor. Ama geri geldikçe bahsederim. İşçi Partisi iktidara geliyor. Ama İşçi Partisi'nin Muhafazakar Parti'den farklı ne söylemi var bilmiyoruz. Ve genel olarak politikalar ve genel olarak... Yani vaatler ekonomik tabanlı işte faizleri artırmayacağız yeni vergi koymayacağız filan gibi vaatler var bu vaatlerin tutulup tutulmayacağı da belli değil hiçbir garantisi de yok ama e, muhafazakar partinin 14 yıldır iktidarda yenileceği kesin işçi partisinin iktidara geleceği kesin zaten eğilim de onu gösteriyor İşçi partisi %45 bunlar kamuoyu anketleri. Kamuoyu anketlerinin 2020'den bu tarafa iz düşümü. İlk işçi partisi 45'ler civarı bir oyla tek başına iktidara geliyor. Muhafazakar Parti 23'lerde tarihinin en e, zayıf durumunda belki de. İşte Reform Partisi, Liberal Demokratlar gibi filan. Bu iki partiye oy vermeyi içinize sindiremiyorsanız... E, ...Yeşillere, İskoç ulusu, eğer, İskoçya'da işte Galler'de o bölgesel partilere verebilirsiniz filan. Böyle bir durum var ama ilerleyen haftalarda yeri gelir... Paylaşırız İngiltere'deki seçimi diyoruz. Bil anladığımdan biraz daha uzun, normalden biraz daha uzun bir yayın oldu. Mazur görür müsünüz? Çünkü gündem hayli kalabalıktı. Cuma günü haftanın son manşetinde buluşmak üzere. Buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.